Herkese yine yeniden kucak dolusu merhabalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Peyami Safa'nın Ötüken Yayın Evinden 2000 yılında çıkan Fatih Harbiye adlı kitabını inceliyoruz. Başlıyoruz. Kitabın konusu. Genç bir kızın Türk toplumunun batı medeniyetlerinden etkilendiği Tanzimat döneminde Doğu Batı kültürleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalması. Eserin özeti Neriman 15 yaşındayken annesinin ölümü üzerine babası Faiz Bey ve hizmetçileri Gülter ile birlikte Fatih'e taşınır. Neriman'ın lise arkadaşı Nezahat'in abisi Şinasi keman çalmaktadır ve bunu duyan Faiz Bey onu eve davet etmeye başlar. Kendisi neyi çalan Faiz Bey saz çalan kızı Neriman, Şinasi ve eve gelen diğer dostlarıyla Türk aile geleneği olarak musiki çalıp şarkı söyler, eğlenirlerdi. Bu gelip gitmeler esnasında Neriman ile Şinasi arasında bir yakınlaşma başlar ve Faiz Bey de buna karşı çıkmaz. Böylelikle başlayan ilişkileri 7 yıldır devam etmekte ve artık Faiz Bey dahil bütün mahalle Şinasi evin erkeği olarak görmekte evleneceklerine kesin gözle bakmaktadır. Zaten daha önceden evlilik konusunda kesin karar kılmışlar fakat Neriman zayıf olduğu için doktor tavsiyesi ile bir süre daha beklemeyi uygun görmüşlerdir. Çocukluğundan beri batı medeniyetine imrenen Neriman son 6 ay içinde Darül Elhanda tanıştığı harbiyede yaşayan ve Şinasiye göre daha kibar ve daha batılı bir havası olan Macit Bey'den hoşlanmaya başlamıştır. Macit Bey'in bir gün kendisini Maksim salonuna davet etmesi üzerine Şinasi başından savarak Harbiye'ye gider. Şinasi ise onu takip etmiş ve tek başına tramvaya bindiğini görmüştür. O gece eve geç gelen Neriman babasına en iyi arkadaşı olan Fahriyeler'de olduğunu söyler. Ertesi gün Şinasi Neriman'ın macitle olduğunu duyar ve Neriman açıklama yapmak zorunda kalır. Macit'in gelip kendisine yalvardığını söyler. Şinasi yapısı gereği yine sessiz kalır ve kendisinin tramvaya binerken yalnız olduğunu söylemez. Ancak o günden sonra Neriman'ı aramaz olur. Aralarında bir soğukluk başlar. Neriman macitle bu sırada yakınlaşır. Ancak Şinasi kendisini tersledikçe maziyi hatırlar ve Şinasi için üzülmeye başlar. Macit Neriman'ı Pera Palas'taki bir baloya davet eder. Maksim'den çok hoşlanan ve hep böyle lüks ve medeni bir hayat düşleyen Neriman bu baloya gitmeyi de çok ister. Balo için geriye kalan 9 günü saymaya başlar. Fakat kendi istekleri yüzünden birçok borca giren hatta Fatih'teki evi rehine koyan babasından tekrar bir tuvalet yaptırması için para istemesi çok zor olacaktır. Neriman iki seçenek arasında kalmıştı. Birincisi Fatih, Şark, en önemlisi Şinasi, ikincisi ise Harbiye, Garp ve Macit. Garp hayatı görünüşte güzeldi fakat Şinasi'yi bırakamazdı. Kendisi de dahil etrafındaki herkes şark kültürüyle yetişmişti. Şarklıları kediye benzetiyordu. Hep uyurlar, hiç çalışmazlar. Garplılar ise köpek gibiydi. Hiç uyumaz, sürekli çalışırlardı. Ertesi gün Şinasi ile yeniden buluşmak ümidiyle Darül Elhan'a gider. Fakat Şinasi'nin kendisine söylediği kırıcı bir söz üzerine arabada geçirdiği sinir krizi nöbetlerinden birini daha geçirir ve bayılır. Şinasi onu önce eczaneye sonra da eve götürür. Evde aralarının iyice açıldığını hisseden Faiz Bey, Şinasi'ye acele etmeleri gerektiğini yoksa daha kötü şeylerin olabileceğini söyler. Sabah meseleyi kızına da açar. Neriman toparlanmak için birkaç ay izin ister. Ayrıca babasına balo konusunda sorar ve Faiz Bey Şinasi ile gideceği sürece izin vereceğini ve yeni bir tuvalet yaptırması için de parayı bulacağını söyler. Neriman o gün yine Şinasi'nin yanına gider. Şinasi akşam Ferit'lere gideceğini oraya gelmesini söyler. Şinasi ayrıldıktan sonra Neriman tuvalet için kumaşlara bakmaya, oradan da dayısının kızlarının yanına gider. Kızlar Neriman'a Rus komşularının başından geçenleri anlatır. Komşularının genç ve güzel bir kızı varmış ve bu kız Rus bir gitariste aşıkmış. Ancak genç fakir olduğu için kızı balolara ve partilere götüremiyormuş. Kız da zengin bir Rum'a kaçmış. Sonradan güzelliklerin parada olmadığını, lüks hayatın saadet getirmediğini anlamış ve Rus gitariste geri dönüp kendisini affetmesi için yalvarmış. Oğlan kızı affetmeyince kız da intihar etmiş. Neriman bu hikayenin kendisininki de çok benzediğini fark eder. Oradan çıkıp eve dönerken tramvayda macite rastlar. Onun her zamankinden daha sade olduğunu ve yapmacık davrandığını düşünmeye başlar. Eve döndüğünde Gülter'den başkası yoktur. Gülter ona Bugün Faiz Bey'in senetçilerinin geldiğini ve para bulamadığını, eve geldiğinde çok perişan bir durumda olduğunu, ellerinin titrediğini anlatır. Neriman da çok üzülür ve balodan vazgeçtiğini söyler. Sonra Feritlere giderler. Orada sanki planlanmış bir şey gibi herkes Neriman'ın üzerine gider ve şark hayatının güzelliklerinden bahseder. Neriman yine sinir krizi geçirir. Kendine geldikten sonra babasına zaten balaya gitmekten vazgeçtiğini söyler. Sonra evdekilerden udu ister ve bir saat saz yaparlar. Eve dönerken babasına artık tuvalet alması için para gerekmediğini ve Şinasi ile bir an önce evlenmek istediğini söyler. Kitabın ana fikri Dışarıdan güzel gibi görünen bir yaşam tarzı aslında içine girdiğimizde bizi o kadar da mutlu etmeyebilir. Saadet lükse değil, birlikte olduğumuz kişilerde çevremizdedir. Kitabın yazarı hakkında bilgi Peyami Safa, 1899 yılında İstanbul'da doğdu. Servet-i şairlerinden İsmail Safa'nın oğludur. 2 yaşındayken Sivas'ta sürgünde bulunan babasını kaybetti. 9 yaşındayken Sağ elinin ekleminde kemik hastalığının başlaması, 13 yaşındayken de hayatını kazanmak zorunda kalması yüzünden düzenli okul öğrenimi göremedi. Kendi kendini yetiştirdi. Birinci Dünya Savaşı yıllarında öğretmenlik yaptı. Bu yıllarda bir yandan da edebiyatla ilgileniyordu. Savaş sonunda kardeşinin isteğiyle memurluktan ayrılıp basın hayatına atıldı çıkardıkları 20. Asır adlı bir akşam gazetesinde asrın hikayeleri genel başlığı adı altında halk için gazete hikayeleri yazdı. Yazar Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yahya Kemal Beyatlı, Ömer Seyfettin gibi devrin ileri gelen bazı sanatçıları tarafından teşvik edildi. O tarihten sonra yalnız gazetelerde çalıştı. Fıkra, makale ve roman yazarı olarak geniş bir üne ulaştı. Hikayeleri bir Mekteplinin Hatırası, Karanlıklar Kralı, Siyah Beyaz Hikayeler, İstanbul Hikayeleri, Ateş Böcekleri, Uzun Hikayeleri, Gençliğimiz, Aşk Koyunları, Süngülerin Gölgesinde, Romanları, Sözde Kızlar, Mahşer, Canan, Bir Akşamdı, Şimşek, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Atilla, Fatih Harbiye, Bir Tereddütün Romanı, Biz İnsanlar, Matmazel Noralya'nın Koltuğu, Yalnızız. you <music>